Herkese selamlar dostlar. 15 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir tabloyla başladık gördüğünüz üzere. Cumartesi gününün raporu arkadaşlar bu. İdeallerde %80 başarı yakaladık. Toplamda 10 tane mücadelem vardı cumartesi günü ve bu 10 maçının 8 tanesi başarıyla sonuçlandı. 2 tane maçım yattı. Bir tanesi Manu ilk yarıdan 35 dakikada 4 tane gol dedi. Gol atamadı. Diğeri de Galatasaray'ı hatta United maçını kombine koymuştuk Galatasaray'ı koymamıştık. Galatasaray'ı da ben ekstra bir ideal kombine yapmıştım. Ona koymuştum. Sağ olsun. Yatan iki maçımı ayrı ayrı kombinemeye koydum. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. Onun dışında diğer maçlarımız, maçlarımız Leipzig'in atacağı iki gol. Bremen'in KG'si, Arsenal'ın iki golü. Monaco'nun KG'si zor olsa geldi. Kayseri 1 dedik. Yüksek oranlar 2-3 golü değindik. Şarkı'yı deplasmanla iki gol. Gladbach'a yazdım. Adana'nın 2 golü Paris'in 3.5 üstü, ilk yarı 1.5 üstü. Bunları anlatmıştım zaten. İdeallerim bunlardı. 10'da 8 yaparak da cumartesi günü güzel bir sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Dilerseniz bir skor yarışmamız var. Onu yapalım. Skor yarışmamız arkadaşlar son yaptığımız skor yarışması Galatasaray maçıydı bildiğiniz üzere. Bilen olmadı. 1-0'lık bir Giresun galibiyeti var. 2-0 Giresun yazan var fakat 1-0 yok. O yüzden kimseyi almıyoruz. Bu skor yarışmasında. Sizlere bir maç skoru yarışması daha yapalım. Kasımpaşa ile Fenerbahçe'nin maçı var. Güzel gollü bir karşılaşma geçecek diye düşünüyorum ben. Sizce maç skoru ne olur? Ben skor beklentimi maçı anlatırken söyleyeceğim. Sizin skorunuzu da merak ediyorum. Bilen bir arkadaşımızı kata Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edelim. Geçten bunu da yüksek misli ne yaptık? Yüksek misli Leipzig'in iki golünü ben burada tekli yüksek Misli olarak önerdim. Zor geldi. Yani dakika 15 iki tane Leipzig'in iki tane iptal olan golü vardı. Werner'in golü uzaktan attı. Kalecinin hatasına girdi. Bir tane de Enkunku 10 kişi kalmasına rağmen ikinci yarı Leipzig attı. Zor da olsa geldi. Avrupa için yaptığım yüksek misli Adana'nın tek golüne girmiştim. Paris'in 2 golü galibiyetini, Sizin galibiyetine Galatasaray maçında da toplamda 2 gol çıkar dedim. Bir tane Giresun attı. O da Avrupa yüksek mislimizde burada. Başarısız oldu. Onu da göstereyim. Onun dışında diyecek bir şeyim yok. Sizlerden ricam videoya like atmanızdır. Atacağınız like'lardan dolayı teşekkür ederim. Artı 300'ün üzerine bir like gelirse hafta içinde yapacağımız videolarda sizlere kombin önerisi yapmaya çalışacağım. Herkese bol şanslar. Konya Spor'la Başakşehir mücadelesiyle başlayalım. Çok güzel bir karşılaşma. Neden güzel bir karşılaşma? Çünkü Başakşehir'i izledik. i̇zlerken ne gibi notlar aldık arkadaşlar? Hemen ondan bahsedeyim size. Başakşehir'e karşı oynarsan eğer gerçekten kalende iki tane gol görürsün. Yani Başakşehir'e Başakşehir'e karşı mesela Kasımpaşa maçından anlatayım örnekle sizlere. Şimdi kanatlarda Serdar Güller var. Sol kanatta Çoğri var. Yeni Malatya'dan alınan oyuncu. İleride de Saiz var. O da Polonya takımından geldi. Zagłębie Lublin -Mine. Golcü bir oyuncu. Bu oyuncular özellikle son maçta kanatları çok etkili kullandı. Neden etkili kullandı? Paşa oynamak istedi o maçta. Hücum yapmak istedi. Defansı da dengesiz bıraktı ve kanatlardan da oyuncularla birlikte Başakşehir çok kolay ceza sahasına girdi ve tehlikeli pozisyonlarda bulundu. Çok rahat bulundu Emre bakın. Maçın özetini izleyin en azından. Ben 90 dakikasını izledim. İnanılmaz rahat pozisyonlarda bulundu. Şimdi Konya burada oynar mı? Bence Konya Spor'da biraz kendi evinde olmasından dolayı oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Nasıl oynayacaktır? Şimdi Vaduz'a zaten yenildiler 4-2 skorla. Taraftarı zaten özür borçlular. Hatta yani tüm ülkeye özür borçlar diyeyim. Vaduz'u yani çok rahat yenmeleri lazım. 4 tane gol yediler. Ya yani o defanstaki Uğur'un yaptığı o hatalar. Uğur Demirbağ sanırım soy ismi. Yani Konyaspor kalitesinde bir defans stoper olduğunu düşünmüyorum çünkü çok hata yapıyor. O hatalar yüzünden maç gitti mesela son Vaduz mücadelesi. Şimdi Konya burada biraz kendi evinde oynamak isteyeceğinden dolayı kanatları da onlarda aynı şekilde Bütücü ile Mikel birlikte etkili kullanan ve kafa kafa vuruşlarında Çikaleşi'nin önderliğinde güzel işler çıkaran bir Konya Spor var. Burada alınabilecek ideal tercih bence KG vardır. 1.57 gibi orandan. Konya'nın kendi evinde olmasından dolayı burada öncelik tercihim KG var ekliyorum. Eğer bu maç Başakşehir'in evinde oynasaydı, evinde oynansaydı şu son performansları göre Başakşehir'in atacağı iki gole giderdim. Fakat dedim ya Başakşehir oynamak isteyen takımlara karşı çok rahat pozisyonlar bulabiliyor. O yüzden ben burada da bir yüksek oran yapalım dedim. Ve Deplasman'ın atacağı iki gol. Ben Başakşehir'den zaten bir gol bekliyorum. Burada ikinci golün riskini de 2-12 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Bol şanslar. Hekin ile Miel bir mücadelesi. Bu takım zaten iki, bir ay önce falan karşı karşıya geldi. Hekin deplasmanla 2-1 skorla yendi fakat iyi oynayan Mial bir tarafıydı. Kendi evinde güzel bir performans sergiledi. Ben yine güzel bir karşılaşma bekliyorum. Yine Hacken tarafındayım bu mücadelede. Hacken kendi evinde zaten genellikle galip gelen bir takım. Ve iyi oynayan bir takım. Kendi evinde o baskıyı hissettiriyor rakiplerine karşı. Mialbi de deplasmanda oyunu kitleyebilen bir takım. Ne olur ne biter pek belli olmuyor. Fakat Hacken bir tane gol atabilirse Mialbi ikinci gole de zorlayabilir diye düşünüyorum. İdealden burada Hacken'ın atacağı iki golü değerlendirme altına alabiliriz. 1.41 gibi orandan. Bunu aldık mı? Yüksek oranıyla birlikte de bir de şöyle bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum. Gol yönünden baktığımız zaman da 1.86'da bunun oranı var. Ben 2 0 -2 ayarında bir maç bekliyorum. Yüksek oranından 1.86 gibi orandan da böyle bir tercih yapabiliriz diye düşündüm. Bol şanslar. Geçtim 3. maçıma. Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesi. Az önce bahsettim sizlere. Kasımpaşa son maçta oynamak istedi Başakşehir'e karşı ve kalesinde çok rahat pozisyonlar verdi. Çünkü arka tarafta birinci bölgeyi boş bırakınca arkaya çok kolay sarkmalar oldu. Başakşehir'in kanatları ile birlikte 4 tane gol yedi o maçtan. Fenerbahçe peki ne yapar diye burada baktığımız zaman da son maçında çok ofansif bir kadroyla sahada olan bir Fenerbahçe takımı vardı baktığımız zaman. O ofansif kadronun yani cezasını çekti. 3-3 gibi bir skorla bitti. 2 puan bıraktı o sahada. Ümraniye normalde yenmesi lazım. Yani Ümraniye yenmiyorsan Kadıköy'de kimi yeneceksin? Fenerbahçe burada biraz daha mesela geçen haftaki gibi ofansif bir kadro sürmeyecektir diye düşünüyorum ben. Aroa, Lincoln, Rossi, Emre Mor gibi isimler yine aynı şekilde zaten hücum yönü çok kuvvetli oyuncular. Kasımpaşa burada geçen haftaki gibi kendi evinde bu sefer. Oynamak isterse ki çok defans yapacağını düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe'nin burada 4-5 tane net gol pozisyonuna girmesini bekliyorum. Ben yüksek oranıyla birlikte burada Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü değerlendirmenizi öneririm. 1-59 oranı var. Kasımpaşa'ya baktığımız zaman da normalde KG var gidilebilir mi diye baktım da ben burada Fenerbahçe'nin yanına gittim burada. iki golünü aldım basmanda olmasına rağmen 1.59 gibi gayet güzel orandan. Kasımpaşa Bauken'i aldı. Hücum attına transfer yaptı. Umut Bozon yerine. Ya i̇lk maçta bekleneni veremediğini söyleyebilirim. Çok fazla bir pozisyonu yok ki. ilk maçta Kasımpaşa gerçekten yoktu. Defans hattı da çok düzensizdi. Fenerbahçe bu maçta 2 gol atabilir. Yüksek oranıyla birlikte ne yapabiliriz diye baktım da sizlere şöyle de güzel de bir yüksek oran önerisi yapabiliriz. 2.5 buçuk üstünde iki yaparsanız 2.31 gibi orandan da burada 2 birlik bir Fenerbahçe galibiyeti beklediğimi de belirteyim. Fakat önceliğimiz burada Fenerbahçe'nin atacağı 2 goldür. Juventus Sassuolo mücadelesiyle devam edelim. Juventus arkadaşlar güzel transferler yaptı. Şimdi ben bu maçın oranını alacaktım da oran açmamışlar. Oran bazıyla baktığım zaman da Juventus önemli transferler yaptı fakat kadrosunda da önemli isimler gitti. Öncelikle transferlerinden kısaca bahsedelim. Di Maria'yı aldı, Pogba'yı aldı, Kostic'i aldı bir de Bremer'i aldı Torino'dan. Delight'in yerine 41 milyon euroya aldı sanırım. Genç stoper Brezilyalı. Gidenlerse Dybala, Delight ve Morata gitti Juventus tarafından. Chiesa sanırım bu maçta oynayacak. Şöyle bir sosyal medyasına baktım. E, Juventus'un resmi sayfasına baktım vesaire. Sanırım dönecek yani bir sakatlığı vardı. O sakatlığı atlatmış sanırım. Chiesa kadroda olacaktır diye düşünüyorum. İyi başlamak isteyen bir Juventus takımı var burada. Sassuolo'yu da ben son maçında izledim. Modena'ya karşı bir şey oynadı. Hatta şöyle bir olay oldu onu söyleyeyim ben size. Berardi çıkışta taraftarla kavga etti yani. Yani koşarak taraftarın üstüne falan saldırdı. Sosyal medyada görüntüleri var zaten Berardi'nin o taraftara saldırmasını. Ayırdılar yani yumruk yumruğa kavga çıkmadı ama Berardi yürüdü adamın üstüne. Sassuolo'da Scamacca gitti. Çok önemli bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ben çok çok önemli bir eksiklik. Geçen sezonun en golcü ismi zaten Skamakka'ydı. Berard Raspadori gibi isimler var fakat şimdi Alvarez'i transfer etti Skamakka'nın yerine de ne kadar verimli bilmiyorum. Modena maçında özellikle şunun altını çiz şunun altını çizeyim ben. Sassuolo takımının stoperleri defansı Kaan Ayhan oynadı mesela o maçta da. Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ferrari'ydi sanırım diğer stoperleri. Velhasıl kelam bunlar zaten Sassuolo'nun şeyi kadrosuydu. Geçen sezonki kadrosuydu. Fakat şunu söyleyebilirim. Yani modena maçında bireysel hatalar çok fazlaydı. Ben çok fazla hazır görmedim. Ben burada Juventus tarafından 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Ama ona oran açmamışlar. Şöyle göstermek gerekirse 1.30 gibi oran açmışlar Juventus tarafından gelecek 2 gole. Bence Juventus'un 2 gol riskine gidilir mi? Çok da gidilmez diye düşünüyorum ben 1.30 gibi orana burada. O yüzden bir tane daha şöyle tercih yakaladım. Şimdi Juventus kimi aldım? Kostić aldı. Kostic aldı. Frankfurt'ta geçen sezon sol kanatla yaptığı ortalarla birlikte yani belki bu en çok korner kazandıran oyuncu olabilir. Bu maçta da ilk 11'e yazılmış. Solda gözüküyor şu an. Oynar oynamaz bilmiyorum. İlk yarıdan baskılı bir Juventus olabileceğinden dolayı İlk yere en çok korneri de Juventus takımı atabilir diyerekten de daha yüksek bir ideal tercihi sizlere sunabilirim. Skor beklentimi de hemen söyleyeyim sizlere ve bir yüksek oranda bunu yapalım anasını satayım. Skor beklentim 2-1'lik bir Juventus galibiyeti. Tek farklı bir Juventus galibiyetinin burada da 3 gibi de oranı var. Bol şanslar. Son maçım Liverpool'la Palace mücadelesi. Klopp son maçta biraz şeye girmiş böyle girmiş. Yani Nunez'i transfer ettik diye illa 11 mi başlatacağız vesaire. 11 başlatmadı. Fulan bunu üçlü geliyordu ilk yarıdan. Maçı izleyenler varsa ben hatta dedim ki ilk yer gole girdim 45 gibi olanlar. Hatta dedim ki gol Fulan'dan gelebilir yani. Fulan neler neler kaçırıyor. Mitrovic de bir tane kafa golü attı. Şimdi Nunez burada ilk 11'i başlayacaktı. Klopp'un aklına dank etmiştir. Yani şova benzemez. Firmino'yu ilk başta başlatıp Nunez'i yedek bırakıp büyük oyuncuyu yedek bırakıyorum tarzına girmeye gerek yok. Yani Nunez gibi isim yedek bırakılmaz ki. Nunez girdikten sonra oyun çok değişti hücum anlamında. Çok önemli etki ettiğini düşünüyorum. Burada idealden alabilecek tek tercih var tabii ki şöyle baktığım zaman da. İlk yerden gelecek bir Liverpool galibiyeti. Onun oranı 1.42 gibi orandan değerlendirecektir. Bol şanslar. Pazartesi için toplamda 5 mücadelem var. İdeali yüksek oranıyla birlikte anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Fenerbahçe maçının skorunu sorduk sizlere. Yorum yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Bay bay.